Herkese günaydın, mutlu cumalar. Valla mutluyum, Allah şükürler olsun. Allah hepimizi mutlu etsin tabii, o ayrı mesele. Ki ben öyle duygularımı çok fazla hani belli edemeyen bir tipim. İçimdeki tepkileri hani dışa vurum yapamıyorum çok fazla. Bu terazinin de biraz maalesef sevimsiz özelliği, içte fırtınalar, dışa hi ha 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 ho 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 falan şeklinde. Doğanın okulunda işte öğretmenimiz binlerce kez sağ olsun o kadar güzel şeyler hazırlattırmış ki çocuklara anneler günü için. İşte gittim onları aldım, işte bir de fotoğraf çektirdik. Çekti öğretmenimiz sağ olsun. Ya çok yani çok duygulandım gerçekten. Yani yine belli edemedim ama gerçekten çok gerçekten dedim. Hala böyle şey oldu, ne bileyim, değişik geldi. Hoş bir duygu. Öyle yani, öğretmenimiz çok teşekkür ederim gerçekten. Şahsım adına, çocuklar adına. Böyle işte. Abucuk gubucuk konuştum yine. Ama mutlu gittim, mutlu geldim. Hepimiz mutlu olalım. Ondan sonra şeyden bahsedeceğim. Maçadan. Şimdi maçayı ben ilk denediğimde yarım çay kaşığı koymuştum. Okey, bir sıkıntı yoktu. Fakat son 2 gündür ben böyle bir çay kaşığı dolusu koyuyorum. Benim çay kaşığım da mübarek tatlı kaşığına bedel yani. Ve benim reflüm olduğu için bir de limonlu yeşil çay da kullandım, poşet çaylar. Bir de içine limon sıktım. Ben de tepkime yaptı 2 gündür. Midem artık böyle ekşimekten feci mecbur ilaç içmek zorunda kaldım. Ben bunu matcha'ya yordum açıkçası. Bugün içmeyeceğim bakalım. Yani içine matcha koymayacağım. Normal klasik yeşil çay demleyeceğim. Çünkü çok kötü oldum yani. O midem benim maalesef ki sıkıntılı yani. Reflü var demiş miydim bilmiyorum. Hani ülser falan yok, Allah şükürler olsun, ama feci bir gastrit işte bilmem ne falan filan her şey var mübarek. Yani öyle, bugün koymayacağım maça. Şimdi sıcak suyu ısıtayım. Ondan sonra normal klasik bir detoks çay işte. Bilmem ne, bol suyla. İşte 1,5 litrelik camış mataramla. Gerçi onların 3 litreleri falan da var da. Yani yok, ben zaten 3 litre içemiyorum. Vücut kitle indeksime göre içemiyorum. Bir, maksimum 2 galiba ama 1,5 içiyorum. Bana yetiyor zaten. Öyle. Bugün dün yemediğim zavallı bulgur pilavımı yiyeceğim. Evet, 12'de onu yemeyi düşünüyorum. Humus yapacağım. O da dursun, çıksın aradan. İyi oluyor çünkü. İşte zeytinle meytinle cartla curtla bulgur pilavını yerim. Gerçi bir yandan muzlarım da boz. Belki akşam da yulaf lapası yerim. Bilmiyorum yani şu anda. Yine bilmiyorum. Her zamanki gibi. Şimdi de bir çayımı yapayım. Sonra bir tane kahve içeyim. Öyle 12'yi edelim bakalım. Bu arada kombuçamda oluyor. Yani inşallah bu oluyor halidir. Bugün kaçıncı gün bakacağım şimdi? Hiç bakmadım. Ha, baktım şimdi 15 gün olmuş. Ya bugünle beraber 15 gün. Daha bir 15 gün daha duracak bakalım. Değil mi? 4 hafta aynen. İşte 2 hafta bitmiş. Ay çok güzel. Yani olacak gibi sanki ya. Selam. Nohutları çıkarttım. Son nohutum. Şimdi nohut haşlayacağım. Yani haşlayayım kalsın, dursun. Böyle pratik oluyor. Gerçi konserve nohutum da var. Bunu da yapabilirim. Ama bazen yemeklerin içine de koyuyorum. Konserve o yönden daha iyi oluyor. Ne denir? Hazır ve nazır. Geri kalanı da artarsa koyuyorum. Buzluğa kaldırıyorum. Neyse. Şimdi normal humus yapacağım. Yani işte tahin, sarımsak, limon, tuz, işte kimyon. Biraz belki bu sefer pul biber koyarım. Ay, bunun gerek yok. Koymayacağım. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Onu öyle bırt bırt yaptıktan sonra içine közlenmiş köz biberi koyup onu da tekrar son bir kez bırt bırt yapacağım. Bu sefer közlenmiş biberle bir humus elde etmiş olacağım. İnanılmaz güzel oluyor. Aklınızda olsun, değişik yani işte. Alternatif humus. Herkese selamlar. Ay çok acıktım ya. Niye böyle oldum bilmiyorum. Feci şekilde bir kan şekerim düştü. Çay da içtim ama tutmadı yani. Neyse, yaptım humusumu. İşte humusu yaptım. Ondan sonra içine de 2 parça közlenmiş biber koydum. Biraz akışkan oluyor ilk sefer kıvamı ama dolaba girince yani böyle katılaşıyor. Böyle bunu şimdi yemeyeceğim. Çünkü pilavımdan yiyeceğim. Dün yaptığım, içimde kalan yemediğim sebzeli bulgur pilavı. İçinde brokoli var, mısır var, havuç var, bezelye var, işte garnitür var, işte patatesli, zerdeçal var, köri var.
Yeni bahar var. Ne var da var. Yok da yok. Böyle şimdi bunu ısıtacağım. Bir de yaptığım çıtır soğanları ilave ettiğim soya filizli, göbek salatalı, domatesli salatamı yiyeceğim. Ondan sonracığıma bu kadar. Bu ikisini bir yiyeyim, bir de ekmek kızartırım yanına. Yeter işte. Ay çok acıktım. Herkese selamlar. Nasıl hastalandım? Bir anda yani bir saniye içinde bir ağrı. Çünkü neden olduğunu biliyorum. Kaç gün üst üste doğayla parka gittik ve çok esiyordu. Çok üşüdüm. Yıkandım da çıktım kaç defa. Berbatım yani. İçtiğim ilacın haddi hesabı yok. Hani çünkü doğayı alacağım. Onunla ilgileneceğim vesaire. Ama yok bana mısın demiyor yani bilmiyorum çok 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 kötüyüm. Asla kendime gelemiyorum yani en son yemek yedikten sonra kalktım birazcık hurma yedim çikolata yedim ama yok yani enerji versin diye. Çorba yapacağım yani halim olursa çok kötüyüm yani. Valla gündeme bakmayın yani böyle bütün kemiklerimi İşkence aletiyle eziyorlarmış gibi çok feciyim yani. Herkese selamlar, iyi akşamlar. Yıkık vaziyetteyim yani gerçekten. Bir de öksürmeye de başladım ama ilaçlar tabii biraz ayakta tutuyor şu anda. Canım patates kızartması istedi. Yani yiyemedim bu saate kadar. Öyle buram acıyordu vesaire. Şimdi dedim bir şeyler ye Aybike. Kendine gel. Şimdi patates koydum airfryer'a. Ondan sonra onunla taze fasulye yemeyi düşünüyorum. Yok yani canım şu an onları ise çorba yapacaktım artık yarın yaparım. Valla bilmiyorum. Keyifsizim yani şey oldum çok. Böyle sıcak basıyor ondan sonra terliyorum. İlaç içtim işte soğuk algınlığı ilacı onlar da terletiyor tabii. Bakalım. Öyle yani. Neyse ben yemek yerken gösteririm görüşürüz. Selamlar tekrardan. Çok berbat vaziyetteyim ya gerçekten. İşte fasulye, humus, bir de patates yaptım. Şöyle kajun baharatlı. Canım istedi ya bilmiyorum neden. İhtiyacım var herhalde. Neye ihtiyacım olacak? Dün de patates yedim ama bugün de canım çekti. Neyse işte bunları bir yiyeyim. Zaten doyarım. Öyle de günü bitiririm diye düşünüyorum. Başka bir şey yemem. Canım tatlı matlı isteyince de buralar hurma, fıstık ezmesi falan yiyorum. Ya da çikolata atıyorum ağzıma. Bitter çikolata. Bir iki parça öyle yani bir şey yapmıyorum etmiyorum ekstradan. İnşallah yarını düzelirim valla. Neyse sağlık olsun yatmadan bir tane daha ağrı kesici içeceğim. Başka türlü geçmiyor çünkü. Öyle kendinize çok iyi bakın. Bugün böyle oldu valla. Gerçi her gün bir şey oluyor ama Allah beterinden saklasın. Görüşemezsek yarın görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.